GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde yaşananlar. Yalancı numara. Hadi bakayım. Alo. Ben Alexander Pavel. Eğer Niko yaşasın istiyorsan yarın sana atacağım konumdaki adrese saat 12'de geleceksin. Yanımda ne polis istiyorum ne başkası da istiyorum. Eğer Niko yaşasın istiyorsan dediğim saatte, dediğim yerde, dediğim konumda yalnız olacaksın. Lan tamam da bir dakika. Lan suratıma kapattı yavşak herif. Yarın saat 12'de yalnız... Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayat. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar efsane bir bölüm sizi bekliyor gerçekten. Böyle güzel güzel aksiyonlara da girdik. Siz de beğenmişsiniz. Yorumlarınızı görmek beni mutlu ediyor gerçekten. Böyle bol bol yorum yazmayı, bölüm hakkında fikirlerinizi yazmayı, sonra aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi lafı uzatmadan bölüme geçelim. Kardeşim bu araba böyle mi park edilir? Kör müsün ya? Bir de eşek kadar araba ne yapıyorsun? Oğlum, 22 kişi mi geçiriyorsun? Geçiş güzergahı değil mi? Yola transit kapatmışsın. Transit mi lan bu? Transit mi? Minibüs mü çekiyorsunuz lan bununla ha? Nasıl kardeşim, araba bu? Bu arabayı almışsınız bunu buraya koymuşsunuz lan. Ha? Kardeşim, böyle mi konulur araba? Bizim arabamız kapının önündeydi. Siz niye bizim hangi arabamızın önünde değil? Geçiş güzergahına bakıyorsunuz oğlum. Bak adam çok doğru söylüyor. Bak adama bak. Adama bak. Ya, donu görünüyor. Donu olmasa bizzat kötü görecek bu adamın. Hoş mu ya? Adam mı? Hoş mu? Hoş mu? Cevap ver. Bizim arabamız önündeyimizin. Görmüyor. Yaptığınızın işi işte değil ha. Vallahi yani, bak. Ya ben bir saniye akşam kardeşim, akşam bir keyfimizle yemek yemeye gelemedik. Kardeşim siz niye... Lan oradan yaptın hale bak şu arabanın geldi hale bak. Şu arabanın geldi hale bakar mısın? Arabaya bak. Araba hatchback'li sedan oldu. Mümkün mü ya? Doktor biraz sakin ol. Ya bu ne kardeşim ya? Polis geldi. Polis geldi sen dur sen dur. Sen dur. Haydar mı? Kardeşim bu ne ya böyle? Polis bey hoş geldin. İşler ne oluyor burada ya? Be. Bunları alalım. Geldiniz polis bey. Memur bey olay... yolun ortasına şu limoyu park etmişler. Biz de şuradan evet. Tam dönemeç var ya ileride. Evet. Haliyle göremedik. Buradan tam dönerken o ona vurdu, o buraya vurdu. Aha vaziyet bu. Kurbağa vardı. Arkadaşlar vuran kim? Vuran kim? Polis bey bu arkadaşlar. Limuzin vurdu. Limuzin vurdu bizi altına aldı. Evet. Polis bey bizim arabamız zaten kapının önüne gördüğünüz gibi onların arabası bizim arabamız. Tamam işte yani. Otonommuş o. Kendi kendine döndü bir şey yaptı. Biz de tamam trafik şube çağıracağım. Tanık tutacağız araçlara. Korgu almam. Komiserim bir ricam daha var. Bir ricam daha var. Şu şey arkadaşa bir dişi ahlak şubeden bir tane adam çağırın. Çünkü Allah Allah bana diyene bak. Sende ben bir ahlaksızlıklar seziyorum. Acayip bir sizin yani, Doğru Hanım. Bak memur bey isterseniz eğer ben sizi bırakabilirim gideceğiniz yere. Aslında çok daha iyi olur bir şey söyleyeyim. Aşırı ama iyi olur. Ama sizinkiler kudurmasın. Bir şey olmaz ya görmüyorlar bile. Şuna baksana şu ortama bakar mısın şu oraya? Tamam onlar o zaman kavga edemezler. Tamam biz gidelim. Tamamdır. Allah da kahretsin bu kadar da polis de geldi. Bak şu hale bak. Benim ben var ya oğlum diyorum. Kravatına sökeceğim. Karakola gideceğiz. Karakola arabaya vuruyorsunuz sus. Ya. Sus. Karakola şikayet Gerçim küfür etti bana. Götveren dedi. Götveren dedi. Bana az önce... Arabaya vuruyorsunuz. Hakaret ettim durarsam indirdim tamam. Bana. Bir şey diyeyim mi? Benim başım ağrıdı ya orada. Sen neden yanlarında duruyorsun? Ya daha iyi oldu ya. Yine yol kaçmak. Sen başlarında duruyorsun bir de bari bir kenara falan çekil. Başın ağrımadı mı ya? Ya ne yapalım? Korumanın dedeni bir tık da yapmayacağım. Ya. Tamam iyi bakalım. Şimdi ben seni evine mi bırakayım? Yoksa istersen birazcık da dolaşabiliriz hazır. Kurtulmuşken birazcık korumalardan. Şu an aşırı kararsızım ya. Sanmıyorum. Evlilikten sonra baban sıkıntı yaratır mı? Evet. Şu an kafam çok karışık ya. Yapsam mı yapmasam mı? Bilmem. Aslında yapsak mı? Yapalım bence. Yapalım değil mi? Bence yani. Şu an kaçma var ya o kadar iyi geldi ki. Birazcık nefes al ya. Bak hatta istiyorsan şöyle bir deniz kenarına gidelim. Şöyle bir temiz hava al. Yoksa bu adamların nefesiyle gerçekten sen bunca yıl ne yapmışsın hiçbir fikrim yok. Bu çocukluğundan beri mi böyleler bunlar ya? Evet küçüklüğümden beri. Küçüklüğünden beri ilkokula falan giderken de mi seninle geliyorlardı? Sonuçlarını söyleyeyim mi? Sıramın başında bekliyorlardı. Sen şaka yapıyorsun ya. Sınıf arkadaşların vesaire nasıl arkadaşlık kuruyordun? Onlara pek bir şey değil mi? Arkadaşlarım hani eğlenmek, küçüğüm yani eğlenmek zorundayım yanında. Onlara kadar bir şey değil ama dışarı çıkınca illa bir sıkı başlıyordu. Ya Allah razı olsun ona da o zaman. En azından Allah razı olsun. İyi bakalım dur. Sen bu arada istersen eğer ben seni böyle arada kaçırırım haberleri olmaz. Bakabiliriz onu ben düşünmem lazım. İyi bakalım hani sen onu bir düşün. Şöyle yanaşıyorum o zaman. Şöyle bir deniz havası al tertemiz şöyle. Rahatlayalım artık yeter. Evet. Senin adın ne? Ben senin adını sormadım. Fehmi ben, benim özür adım. Özür dilerim ama. Ama ben senin adını öğrendim kulak misafiri olarak. Lori'ydi değil mi? Evet Lori. Çok memnun oldum o zaman. Ben de çok memnun oldum. Çok iyi oldu bu arada. Kaçınma mükemmel. Yani sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorum? Ya benim büyük galerilerim var böyle bayağı işte galeri işte araba al sat falan işleri ama böyle genelde hep işte spor arabalardır. Ya üst segment arabalar biraz daha onlarla falan uğraşıyoruz. Onun dışında balıkçılık şirketlerimiz vardı. Böyle birazcık değişik muhabbetler oldu şu anda onlarla uğraşmıyoruz çok. İş güç ya kovalamaca devam yani benimki.
iş adamısınız yani. İş adamıyız diyebiliriz. Aynen öyle. Ticaret nerede, para nerede, biz orada. En iyisi ya. Şu an ben ama emin ol paradan bıkmış bu durumdayım. Sen telefonla konuşurken sanki şey diyordun işte. Kendim hayalimin olan işi yapmam falan istiyorum diyordun. Ne yapmak istiyorsun? Evet evet ya. Ben bayağı dinlemişim bu arada da, kusura bakma. Hiç önemli değil. Biraz bağırarak konuşuyordum. Evet. Gerçi ben dinlemedim. Sen dinlettin. Doğru. Evet. Çok bağır, çok sinirliydim o ara. Olsun. Şey diyeyim ya. Moda tasarımı okudum ben. Yani güzel. Hayalim de. Allah'tan onu okuttu yani. Onu da başındakilerle okutmuş büyük ihtimal. Sonra onlarla beraber okuduk yani. Öyle ya, o kadar moda tasarımı okumuşsun. Şu adamlara da bir el atsaydın. O ne öyle? Herkes aynı giyiniyor. Aynı tipte insanlar. Babam işte. Babam. Klasik babam. İyi bakalım. İşte güzel. Bir mağaza açmak çok istiyorum böyle kendime ait. Kendi tasarımların ha? Umarım. Bence sen yaparsın. Bu şehirde istemiyorum ama. Bu şehirde istemiyor musun? Asla. Bu şehir bana zehir oldu. Başka şehirde mutlu olmak en mantıklı. Ama bu şehri aslında mükemmel bir şehir. Baban zehir etmiş sana biraz. Evet. Ya emin ol şu an çoğu yeri bilmiyorum diyeyim sana. Gerçekten 25 mi ya? 25 yaşındayım. 25 yıldır hani hiçbir şey gezmedim. Hiçbir yere adam akıllı gitmedim. Babamın götünde gezdim diyeyim yani. Eğer istersen bak telefon numaramı verebilirim sana, yanlış anlama. Ne zaman böyle canı sıkılır, böyle kaçmak istersin. Gecenin bir körü vesaire. Böyle kaçarız. Böyle gezmediğin yerler varsa, görmek istediğin yerler varsa görürüz. Hiç problem değil yani. Kaçarım kaçmasın ama ben nasıl yapacağımı düşünüyorum. Evde hani... Bu arada babandan asla korkmuyorum. Haberin olsun. Ondan yana sıkıntı yok. Ama senin işini halletmemiz lazım. Sen eve gittin. Sonra mesela bugün ne diyeceksin? Bir şey olmaz. Ben onu hallederim ya, merak etme. Ya sıkıntı yaşamazsın değil mi? Için. Yaşamam yani. Yaşayamam yani, öyle söyleyeyim. Yapamaz yani. O İyi. Konuda yani. Bana tamam. Bir şey yapamıyor. İyi bari. Güzel, sevindim. Onu hani kaçamak yaparız ama ben nasıl kaçacağımı emin olun hiç düşünmedim bu zamana kadar. Çünkü boş verdim. Daha önce hiç kaçmadın mı? Yani lisede bir kere denedim. Bir iki defa denedim ama başarısız oldum. Ondan sonra pes ettim diyeyim. Anladım. Tamam, o zaman senin için güzel planlar geliştireceğim. Olabilir. Sana söyleyeceğim. O planlar her kafana yatarsa bunları uygulayacağım. Olabilir, olabilir, evet. Baban ne iş yapıyor bu arada? Ne varsa mı? Yani ya şöyle söyleyeyim, aramızda kalsın. Tabii ki aramızda. Tık, mafya. Ya onu anladık canım zaten. Yani yanındaki adamlardan belli. Altındaki arabadan belli. Bence gayet güzel bir araba. Ya ben arabadan nefret ediyorum. Kusacağım artık. Arabayı görmekten ben kusacağım. Evet ya, ne kadar kötü bir araba öyle. Öyle uzun araba mı olur ya? Onu nasıl döndürüyorlar onu sağdan sola? Ya emin ol, küçüklüğümden beri aynı model. Aynı. Yani şaka yapıyorsun ya. Yani evet. İyi bakalım. Olsun olsun. Merak etme. Bunların hepsi geçecek. İnşallah ya. Umarım yani diyeyim. Senin araban çok güzel mesela. Çok gözüme battı yani. Yalan şey yapmayayım. Almıyor mu babam mesela? Gayet babamın bence parası vardır. Vardı işte. Bana yasak dedim ya. Kendi başıma ne ehliyetin var mı? Ehliyetim var. Onu aldım. Kullanmak ister yani. Misin? Yapamam. Yani hiç denemedim. Ya sahildeyiz zaten. Baksana etrafta hiç araba yok, yol yok, hiçbir şey yok. Ben kendime güvenemiyorum o konuda ya. Ya şey gel hadi gel bak. Sahildeyiz zaten. Bak araba yok, hiçbir şey yok. Yaparsın yaparsın. Ben yapamayabilirim. Ya ne olacak? En fazla bir yere çarparsın. Ne olacak? Ne olabilir ki yani? Olsun ya, ben kendim... Ya çarp, ne olacak, hiçbir şey olmaz, gel ya. Deneyim. Gel bak, ehliyetin varmış şimdiden, yani sonuçta. Şimdiden özür dilerim bir şey olursa. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Bak şöyle yavaş yavaş, aynen öyle. Bak zaten yol yok bak etrafta, insan da yok, hiçbir şey yok. Aa bak, gayet güzel kullanıyorsun ya. Bak can bak. Can korkarak böyle kullanıyorum diyeyim. Ya ya, iyisin iyisin. Tamam dur, açık yavaşla tamam. Dur, beni de korkutma. Ya tamam. Bak aa bak, sağ yap buradan. Denize doğru fırlayalım. No. Yok yok, uçmayın. Yok. Dur, sağ yap, dur bekle. Azıcık daha kız sağ yap diyorum, sol yapıyorsun. Ya beynim yanıyor. Tamam dur, bekle. Ne yap biliyor musun? Bak geri vitesi al onu. Ya biliyorsundur üzerine bak, R'ye al. Aldım. Tamam, şimdi yavaş yavaş gaza dokun. Bak direksiyonda böyle sağa doğru kır direksiyonu. Şöyle aynen, gel 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 gel, biraz daha gel. Tamam evet. O da olur. Tamam. Tamam iyisin sen, çözdün daha. Tamam ooo. Çat çat daha ileri vitesi alıyorsun, geri vitesi alıyorsun. Tamamsın ya. Hallederiz ya. Ya alışkın bak, değilim. Emin ol. Bak ne yap biliyor musun? Bak şu manuele geçir. Bir ara gaz ver. Bak bunun zevki bambaşka. Yapamam. Onu hiç yaparsın yani. Ya. Dur bekle bak. Bekle, manuele geçirdim ben. Şimdi sadece yapıyorum. Gaz ver. Aynen. Bak ver çek, ver çek. Ben de çok bayılıyorum biliyor musun? Bak arkadaki patlamayı keşke görebilsen. Keşke ya. Güzel güzel, sen de zehri aldın. Sana bundan bir tane almak lazım. Almak lazım da ben bunu kullanamam. Kullanırsın canım. Şu anda daha bak ilk günden geri ileri tamam. Daha ne yani? Araba bu zaten. Gaza basıyorsun, ileri gidiyor.
Ondan sonra hop geriye alıyorsun, gaza basıyorsun, geri gidiyor yani. Bu kadar. Alışmam lazım diyelim. Alışırsın, alışırsın. Ben bir daha şey yapmadan, denize uçmadan ben şöyle bırakayım arabayı. Tamam, sen nasıl istersen. Çok iyi olacak. İyi, hadi kalsın böyle. İnsanları da korkuttuk birazcık. Ne oluyor lan diyorlar. Bir şey olmaz ya. Boş ver ya insanları. Aynen öyle. Babanı da boş vermen lazım ama bence artık. Ya istemsizce artık babamdan yani korkuyorum, korkma gibi bir şeyim. Kaç yaşındasın bu arada? 25 yaşındayım. 25 yaşındasın, ben de 25 yaşındayım. Değil misin? Bak, evet, çok o kadar göstermiyorsun ama. Daha küçük mü gösteriyorum? Evet. Hayır, 25 yaşındayım ben de. Ben kimlik göstereyim mi sana? Yok yok. Ha iyi, tamam. İyi bari, inanıyorsan yani, sıkıntı yok. 22-23 zannetmiştim ben seni. Sen bu arada sen ne genç gösteriyorsun ya? Şöyle diye artık yüzünde kırışıklara bakar mısın sinirden, stresten? Yok yok o. Gayet güzelsin bence, hiçbir problem yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Uzun zamandır böyle bir iltifat almamıştım yani, kusura bakma. Gerçekten mi ya? Ya. Gerçekten bu kadar güzel bir kadına daha önce hiç kimse bir iltifat etmedi mi? Yani hayır. Ha, olmuyor ya diyelim. Onlar bilmiyordur ya. Zamanında bir ilişki denedim. Onlar babandan falan korkuyor olabilir. Yoksa sen olabilir. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Zamanında bir ilişki denedim. Çok güzel gidiyordu neredeyse. Hadi canım, nasıl oldu peki? Yine babam olaya el attı. Ne yaptı peki? Adama birkaç bir şey yaptı. Ben de bilmiyorum ne yaptığını. Öyle söyleyeyim yani. Ya, benden gizlediler. Adamın kalçasını kesti de güleyim burada. Şey yapmamış durumum ama yapabilir yani. Her türlü yapabilir. Ben her şeyi bekliyorum. Adamı elini ayağını bağlayıp denize atlamış olsa bari. Bir daha haber almadın mı çocuktan? Asla alamadım. Hani kendine çok iyi bak falan diyorum şimdi, değil mi şimdi? Hayır. Yo ya, hiçbir problem yok. Bence 25 yaşına gelmişsin artık ya. Bu olayın üzerine mesela kaç yaşındaydın? O zamanlar 19-20 yaşındaydım. Ya tamam ya. Abi 25 yaşına gelmişsin falan. Bence baban da artık anlıyordur bence bu durumları. Bilmiyorum ama yani evde o kadar bir eve bir girsen o kadar soğuk olduğumuzu anlarsın ki. Yani soğuk savaş var evde. Sen odana geçip çıkmıyorsundur kesin. Yani evet. Yemeğim zaten odama geliyor. Her şeye dalıyorum. Dediğim gibi bak. Ne zaman istersen beni arayabilirsin, tamam mı? Hatta bak sana numaramı da vereyim. Tabii ki. Böyle hemen de şey olmuş gibi oldum ama. Yani bak ben sana numaramı vereyim. Sen istersen eğer ararsın, istemezsen aramazsın. Sen bana numaranı vermemiş ol. Tamam, yazdın mı? Yazdım. Tamam, aynen. Dediğim gibi sen istediğin zaman ara, istediğin zaman mesaj at. Babandan korkmuyorum. Sıkıntı yok. Ya olsa da bile artık ben bu sırada sonra biraz ben el atmam lazım diyeyim. Çünkü hiç bu zamana kadar karışmadım. Sessiz kalmak daha mantıklı. Ya 25 yaşına gelmişsin artık ya. Bence sıkıntı yaratacağını çok düşünmüyorum. Ya bence de, ben de öyle düşünüyorum ama düşündüğümle kalıyor. Aa, anladım. Şey, biraz saat geç oluyor. Yavaştan gitsek mi acaba, yoksa? Sen nasıl istersen. Sen nasıl istersen gibi. Hiçbir problem yok. Tamam. Babana ne diyeceksin? Kafanı belirledin mi? Ya bulurum ya. Olmazsa arka bahçede. Ne arka bahçede? Başka bir yer var. Yani orada bir yer var. Ben arada bir orayı kullanıyorum. Daha sonra anlatayım. Tamam. Peki, öyle olsun. Dediğim gibi bak. Ne zaman istiyorsan arayabilirsin, tamam mı? Tamam. Aklımdasın. Gitmeyeceğim. Tamam. Şimdi bu adamlar inşallah senden önce varmamıştır bu arada. Saçmalayabilirler, daha fazla da problem çıkar ya. Büyük ihtimalle varmamışlardır. Varsalar bence de. Beni arardı. Varmamışlardır. Sen bana güven. Varmamışlardır. Olsa arardı zaten. Gerçi doğru. Aynen öyle. Daha aramadıklarına göre korumalarlasın zannediyor olabilirler. Ben eve erken giderim. Yok şöyle yok. Eve erken gittim. Yollarda kullanmak ister misin bu arabayı? Yok. Sen kullanmaya devam. İstemiyor musun? Tamam. Tamam peki. Ama başka bir gün daha fazla çalışıp bence yapabilirsin. Ehliyetin var ya zaten. Ne olacak? Ehliyet var da hani işe ehliyet alıp bıraktım. Ben ehliyet alalı çok oldu yani. En az 3-4 sene oldu. Olsun canım, ne olacak ya? Korkuyorum. Ya otomatik araba basıyorsun, gidiyor, frene basıyorsun, duruyor ya. Bu da doğru ama ne bileyim, bir korku var. Sen sizin içinde bir korku olur ya, yapamayacağım, edemeyeceğim. Anladım, tarih. Anladım. Öyle. Şey, beni fazla önünde bırakma bence. Tamam. Hiç ne olur ne olmaz. Tamam, yani o buralarda zaman... Buralarda bir yer sen yeterli. Emin misin bak, yürüyebilirsin değil mi? Eminim. Belki de giderim. Tamam, ben o zaman seni şöyle bırakıyorum. Tamamdır. Kendine çok iyi bak, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Telefonum her zaman açık. Tamam, görüşmek üzere, ben ararım her zaman. Görüşürüz. Lan ne kadar iyi niyetli, ne kadar düzgün bir kız ya. Ulan şansına bakar mısın? Leş gibi bir adamın kızı. Dur bekleyelim bakalım da gidişini. Ev nerede bu arada? Evi şurada bir yerde olması lazım. Lan çok erken indi. Biz burada bekleyelim, şeyi görsün, önemsediğimizi, onu izlediğimizi vesaire görsün. Önünden basıp geçsem mi acaba? Tamam, biz buradan devam edelim. Tamam, ara gazı da vererek geçtik önünden. O ev nerede kalıyor? Şu sol tarafta kalıyordu değil mi? Aynen, şu diğer tarafta kalıyor, karşıya geçecek, tamam.
Of, tamam şimdi Lori işi tamam. Onun dışında biz bu Alexander olayını ne yapacağız? Ne dedi o? Yarın tek başına öğlen 12'de. Ne yapacağım ben ya? Bizimkilere söylesem mi? Bizimkilere söylesem ayrı dert. Yalnız hayatta bırakmazlar beni. Şimdi yalnız gitmesek ayrı dert. Gerçekten bilmiyorum ne yapacağım. Dur bakayım şuraya çekeceğim arabayı. Uf. Şurada oturalım bakalım biraz. Şimdi onlara söylesem benimle gelmek isteyecekler. Onlara söylemesem tek başıma gitsem neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Haydar'a söylesem polis olayları ayarlasak Niko'nun başına bir şey yapar gelir mi onu bilmiyorum. Of, ben ne yapacağım ya? Beni aradıklarına göre bu işin içinde ya Feyzullah olayı var ya Kenji olayı var. İşin içinde ne var bilmiyorum ama beni aradıklarına göre dertleri benimle. Abi Feyzullah'sa eğer ne gibi bir derdi olabilir ya? Zaten varımızı yoğumuzu almışsın. Ne gibi bir derdin olabilir ya benimle daha? Yarın tek başıma mı gitmeliyim? Bizimkilere söylemeli miyim? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tek başıma gideceğim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Evet ama tek başıma gideceğim. Ne bizimkilerin başına bir zarar gelsin ne de Niko'nun. Niko'nun başına ne geleceğini gerçekten bilmiyorum. Kalabalık gitsek onlar çok daha kalabalık olabilir. Daha henüz o kadar adam toplamadık. Gidip bir baskın yapamayız, bir şey yapamayız. Tek başıma gideceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama tek başıma gideceğim. Uf, bir eve geçelim. Bizimkiler ne yaptı ne etti ona bir bakalım. Bizimkilere de söylemeyeceğim mecbur. Bizimkilere ne diyeceğim ben yarın gitmek için? Lori ile görüşeceğim diyeyim. Aynen, Lori ile görüşeceğim dersem eğer bence şüphelenmezler. Sonuçta Lori ile görüşmek için benimle beraber gelmeyecekler ya. Ama şimdi Lori ile buluşacağız dediğimde de nasıl inanacaklar? Neyse ya, Lori bir şekilde çözüyormuş derim. Bir şekilde çıkıyormuş, gizlice çıkıyormuş derim. Bir şeyler yaparım, bir şekilde gideceğiz bakalım. Of, of. Yarın çok sıkıntı bir gün. Yarın çok uzun bir gün olacak. Belli etme Fehmi, belli etme Fehmi, belli etme Fehmi. Hadi bismillah. Ulan, Elif abla nereye gitmiş acaba? E motorlular da yok. E gerçi onlar şeydeydi, doğru doğru gemideydi. Elif abla bir yere gitti herhalde. Dur bakalım. Belli etmemiz lazım. Belli etme. Ne oluyor lan? Hey 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 hey! Gençler gençler gençler! Ben geldim. Hoş geldin, gel gel. Ne yapıyorsunuz bakayım? Kandırıldığının farkında değil. Doktor aşk acısı yaşıyor. Ne aşk acısı yaşıyor? Ya ne aşk acısı ya? Abi gördünüz kız bana orada el salladı. Allah Allah, ne zaman oldu göz bu? Göz kırptı. Yani bence seni kullanıyor bu arada benim için, haberin olsun yani. Fehmi diyor, benimle iletişime geçmek için Fehmi aracı kılıyor diyor kız diyor. Allah evet. Allah. Evet. Öyle mi diyor? Yalansa yalan de. İçeriye girdim, kız oradan böyle yaptı. Of dedi, kim bu dedi, ne kadar tatlı dedi, ne kadar erkekçi dedi. Oğlum ben yakınındaydım kızın, hiç duymadım bunları. İşte sen duymadın, ben duydum. Koruma da o yüzden zaten geldi. O dedi, çok erkekli bir adam dedi. He hemen ya, uzak tutuyorsun. Kullanıyor seni yani, üzülme sonra ama. Ya doktor bir dur şimdi ya. Anlatıyorum, hazır mısınız? Lan bu arada size helal olsun. Siz ne yaptınız doktor, sen mi akıl ettin lan? Ya ben bir baktım adam çıkmadı. Dedim ki evet evet bir şey değil mi, daha çıkmayacaktı ha. Siz bu planı yapmasanız daha çıkmayacaktı onlar. İmkanı adam kızın başında böyle dimdik duruyor ya Allah. Öküzü. Tam da sinir bozucu tipler, aşırı sinir oldum. Yanda böyle dinleyecektim konuşmaları anca. Şimdi zaman, baştan anlatıyorum o zaman size. Ben sana bir kötü haber vereyim önce o zaman. Ne oldu lan? O kazanın bize tutarı 122 bin dolar oldu. Senin canın sağ olsun. Hiçbir şey olmaz. Hiç sıkıntı değil. Yok zaten senin ehliyetini kullandık. Evet. Nasıl benim ehliyetimi kullandınız ya? Senin ehliyeti gösterdi polise. Ceza mı yazdı benim ehliyetimi? Aynen senin ceza. Aydın'ı da tanımamazlıktan geldik. Mahsus o da çaktırmada da devam etti. İyi iyi tamam, güzel yapmışsın. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Cezaları falan ederiz. Şimdi en baştan anlatıyorum. Ben telefon konuşmalarını dinledim önce. Telefonda falan konuştu bayağı. Telefonda bir tane kızla konuşuyordu. İşte babasından nefret ettiğinden, böyle işte yanında kimse olmadan gezemediğinden falan bahsediyordu böyle. Bunların hepsini ben malzeme olarak topladım. Sonra siz geldiniz tabii. Bu adamı da alınca ben direkt masaya geçtim. Masada birazcık konuştuk. İşte çok bir şey konuşamadık tabii de. İşte ben şeyden girdim. Ya dedim hani baban da o kadar da kötü biri değildir bence falandır filandır yaparken. Koruma girdi zaten içeri tekrardan, anasını satayım. Ney dedi ya? İşte yok Lori Hanım gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bana kem küm etti falan. Ben de bir şey demedim Lori'ye kötü gözükmemek için. Böyle ben de üstelemedim çok. Lori de kızını korktu anasını satayım var ya. Hemen şey diyor. İşte buranın müdürü memnun kaldınız mı diye soruyor falan diyor korumaya. Ben de madem bozmadım onu hiç şeye dedim. Ya dedim memnun kaldınız mı, bir sıkıntı var mı falan. Sonra neyse asıl bomba sizin olaydan sonrası zaten. Hemen ben yanaştım baktım. Sana bir itiraf etti değil mi? Ya dedi o gelen kimdi, tanıyor musun? Ya bir sus gerizekalı ya. Dur. Şimdi sizinkiler, baktım hemen orada bir cucuna var, böyle bir problemler var falan. Gittim kızın yanına, dedim ben seni bırakabilir mi istersen evine. Onun da canına minnet gibiydi zaten. Nefret ediyor korumalardan da babasından da anladığım kadarıyla. Sonra neyse aldık kızı, sahil kenarına çektim şöyle bir. Dedim bir sahil havası al, bir iyi gelir şöyle. Sonra bayağı sohbet muhabbet ettik, çok iyi kız bu arada ya.
Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Vallahi çok iyi niyetli, çok iyi bir kız. Babasıyla falan hiçbir alakası yok ya. Kız var ya, ilkokuldan beri her zaman böyle korumalarla gezmiş. Hiçbir arkadaşı olmamış. İlkokulda sınıfta ya. Sınıfta yanında koruması oturuyormuş. Vallahi çok üzücü. Mizahsel geldi aklı, komik. Ne komik oğlum? Düşünsene, birinci sınıftasının yanında 45 yaşında adam oturuyor. Dersi dinliyor. Harbiden bir düşününce öyle. Ya kızın açısından düşünün bir de. Ama yani, kız güzel ha. Bir şey diyeceğim, kız çok güzel lan. Aynen, bacakları falan da çok iyiydi. Öküzlük yapma da. Güzel. Oğlum, o senin yengen lan. Senin yengen. Lan saçmalamayın, manyak mısınız anasını satayım. Çok iyi kız bu arada. Gerçekten ya, kızın nasıl harbiden hayalleriyle oynayacağız bu arada ya. Ben çünkü bu kızı kendime aşık ederim. Ne yapacağız? Bırakırsan biz? Ayıp olur. Ne yapayım? Devam mı ettireyim? Ayıp olur mu var oğlum? Ben... Senin oğlunu kaçırmışlar. Ben zaten oğlum alındım mı? Okey ama hani ben Femi'nin de işi çözülsün diye söyledim. Ya yani, saçmalamayın yani. Allah'ını seversen. Her zaman böyle insanlar denk gelmez, ben ondan dolayı söyledim. Tamam dayı. Kız güzel, Allah sahibine bağışlasın yani. Bizim amacımız tamamen farklı bir şey burada. Kesinlikle. Doktor. Bizim amacımız zaten kız bizim... Ya düşünsene dayı, biz bu planı gerçekleştirdiğimizde, içeriye girdiğimizde eve... Yani kız zaten bana nasıl bir gözle bakacak acaba yani? Yani doğru. Her şeyin bir plan olduğunu o kıza söyleyeceğim işinin sonunda. Neyse neyse. Bakalım, gidelim yatalım. Güzel ama her şey güzel. Daha güzel bir haberim daha var size. Yarın 12'de Lori ile randevum var. Al işte buyur. Hadi bakalım. Hangi kombin? Uğraş. Şimdi yo, aldığımız kombinlerden bir tanesini giyerim ya. Değiştiririm. Yenilerden bir tanesini giyeriz. Peki yarın bu Lori'nin diğer kız arkadaşı da müsaitse ben de gelsem nasıl olur? Ya senin ağzına sakin ol lan. Ya manyak mısın oğlum? Hı. Önce bir Lori'yi çözdük. Yanına kız arkadaşı kaldı. Ama bir de daha kötü haberim var. Arkadaşı yok la kızın. Nasıl yok? Telefonda kiminle konuştu? Şöyle yapalım. O zaman sen git korumaya al. Telefonda kimle konuştu? O zaman görüşebildiği bir arkadaşı yok. İşte uzaktan işte telefonla falan konuşuyor herhalde. İyi. Manyak ya. Senin de aklında gelen bu muydu yani? Başka ne gelecekti? Dilini mi açtık? Bekaretin kilidini mi açtık? Ben harbiden adam... dilini açtık anasını satayım ya. Dilini açtık, sadece kadınlarda kullanıyor dili. Gerçekten öyle ha. Dil olmadığında da böyle olduğunuzu bir şey düşünsenize. Dilber'in yanına falan gibi. Anlayamazdık da derdini. Ulan ya Sebo. Şimdi bu kız korumasız kımıldayamıyor dedin. Yarın alacak. Şifre olmayalım. Ya şimdi şöyle. Ya demek ki halledebiliyor demek ki de bir şekilde ya. Biz uzak takipte olsak mı, ne yapsak bilemem. Yok. Hiç gerek yok. Ya, evet tamam. Gencecik kızla şey yapıyorum ben yani sonuçta. Ne yapıyorsun? Gerek yok. Görüşüyorum. Ha. Gerek yok bilelim ya. Bilelim de. Gerek doktor yok. Doktor göründü mü kız senin için? Femi'yi kullanıyor. Ama haberi yok. Bırak. Mutlu olsun çocuk. Olsun. Ya, bırak. Femi de evesini alsın. Akşama ben hallederim zaten. Sıkıntı yok. Sabahtan beri burada düğünde neyi çalayım diye bir şey beste yapıyor. Ne? Kimin düğünde? Kendiyle kızın düğününde. Allah Allah. Bana evet. Öyle. Bir şey diyeceğim kendine. Doktor. Harbi çok iyi kız. O kız sana gelmez. Hem de çok güzel. O kız sana mı geliyor, bana gelmiyor? Bir dakika anlama. Bir dakika. O nasıl yani? Bana gelmiyor, sana mı geliyor yani? Sana fazla gelir işte. Aynen, sana vallahi fazla doktor. Gelir. Anladın oğlum, mı? Kızın, sana kızın yetmez anlamda. Olur, biliyor musun? Bak kızın seninle sadece şu işi olur. Keline bakıp böyle makyaj yapar ayna gibi. Başka yok şey canım. Hayır canım. Grip ya olur, da bir şey memelerini, olur. Memelerini silikon da takırabilir. İşte sağlıklı şeyleri. İş icabı i̇şte senin. İşte aynen öyle. Böyle grip olur, bir şey olur falan. Anca aynen. O işlerde böyle bir lazım olabilirsin doktor. Aynen, gelir o. Ama bir gün eğer göğsünü falan yaptırmaya kalkarsan sana getirmeyeceğim, pis sapık. Bana getireceksiniz oğlum, yok öyle sana bir şey ya. Sana getirmeyeceğim oğlum, sana getirmeyeceğim. Bana getireceğim. Getirmeyeceğim oğlum sana, pis sapık ya. Ben ülkenin en iyi doktoruyum. Memenin iyisinden ben anlarım. Tamam, hadi öyle olsun. İyi, hadi benim yarın öğlen 12'de şeyim var, randevum var. Bir tek de uyuyak hadi ya. Duş al önce. Alacağım, duş da alacağım. Şu kıyafetleri falan da bir çıkarayım. Bunlar aman kırışmasın ya. O kadar ya ben bu edik. Üst kattaki odayı alıyorum ha. İstediğin yere yapabilirsin. Bu arada buradaki son günümüz ha. Harbiden ya. Ben şeye gidiyorum, annemin evine gidiyorum ha. Tamam. Dur konuşuruz. Allah'ın. Gel sarıl bana. Dayı hemen uyudu mu acaba lan? Dayı uyudu mu lan? Efendim mi? Lan ne ara uyudun ya? Çabuk uykum çok gelmiş, biliyorum erken kalktım. Çok mu gelmiş? Uyuyamam, göbek deliğini yediğim. Sen ne zaman uyuyacaksın? Şimdi ben de uyuyacağım. Şimdi şey diyeceğim sana. Bir kalk da konuşamıyorum, ciddiye alamıyorum seni. Bir gel şöyle. Şimdi dayı, yarın şimdi ben kızla görüşeceğim falan ya. Tamam.
Şimdi yani işin son nerelere gider bilmiyorum. Belki evet. Ne bileyim bir yere gideriz falan. Böyle bir şeyler yaparız olur. Falan böyle. Ama yarın taşınmamız da lazım. Adamlar şimdi gemide. Geminde de adam şeyler var. Bu İlyaslar falan var. Sıkıntı olmaz. O zaman hemen. Senin eşyalar falan taşınacak zaten sadece. Böyle bizim kıyafetler falan taşınacak. Eşyaları duracak. Bir de bizim tablolar da alınacak. Eğer ben yetişemezsem, akşama kadar gelemezsem. Çok mantıklı. Ben onu hallederim ya. Şey uygulamadan tamam. Adam çağırırım. Onu şeyleri taşıtırırım hep. Olur işte ben gelemezsem. Ya bizim eşyaları ne yap biliyor musun? Benim eşyalar falan. Bak sen Elif ablanın yanında kal kesinlikle. Bence de olur. Mükemmel olur. Niko gelecek. Niko geldiğinde o da orada kalır zaten. Gerçi o zamana kadar biz bir ev falan çözeriz büyük ihtimalle. Başka nasıl sen... yapsak? Tamam ben de kalayım o zaman ya. Sıkıntı yok. Ben de kalayım. Tamam ben de orada kalırım. Bir... Onun dışında doktor zaten evine gitti. Tamam lan onun dışında başka zaten kimse yok ki. Zaten dayı biz ikimizmişiz ya. Aa Haydar'ı unuttuk. Haydar var aynen. Haydar Ejdergil'de kalsın veya bir o yine Elif'tekilde kalsın. Haydar nerede? Haydar karakolda mı? Karakolda falan herhalde. Sanırım Haydar da bizde kalabilir ya da yok ya çok kalabalık olacağız. Bence Haydar'la ben bak sen Elif ablalarla kal. Ben Haydar'la birlikte şeyde kalayım. Ejder abide kalayım. Ya benim için sıkıntı yok. O da ya neyse ona kararlaştırırız. Aynen ben diyorum ya dayı. Toparlarım onu. Yarın eğer bir şey olur başıma bir şey şey olur. Kızla böyle bir şey yaparız. Gideriz bir yerlere gideriz falan. Bir şey olursa eğer siz eşyaları falan halledin tamam mı? Siz gidin. Tamam başına da bir şey gelmez. Ne olacak normal gideceksin. Şey yapacaksın. Eğlenir. Ya, tabii sadece canım ben mutluluk dilim sürçtü. Şey aynen. Bir keserim şey o adamın. Hayırdır ama o adam. Deliyse ben de deliyim. Ne olacak? Ne olacak ya? Mi? Ben dilim sürçtü. Şey işte kızla böyle bir yerlere falan gidersek anlamında diyorum. İyi mutlu ol. Eğlen. Güzel olur. Bakacağız. Tamam. Ama şu Niko'yu kurtarmamız lazım. Onu da bir... Halledeceğiz. Şey, oğlum ben uzak kaldım. Şu an ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama muhtemelen iyi davranıyorlardır yani. Büyük ev bir de. Dayı ona hiçbir şey yapamazlar. Dertleri onlarla değil merak etme. Ben dertlerinin kimle olduğunu çok iyi biliyorum. Çözeceğiz tamam. Bakalım. Çözeceğiz. Hadi yat uyu şöyle göbeğini dinlendir. Göbeği çok havada kaldı bak. Allah'a emanetsin görüşürüz. İyi hadi Allah'a emanet. Of. Dur dayı yattı. Tamam. O görmeden şuraya çıkalım biraz ya. Of. Şimdi herkes uyumuşken birazcık burada düşünelim. Yarın ne yapacağız? Bizimkiler zannediyor ki ben yarın Lori ile görüşeceğim. Ama ben... Of! Ne yapabilirim yarın? Tek başıma gittiğimde şimdi dertleri ne? Şimdi beni alırlarsa eğer, Niko'yu serbest bıraksalar nasıl olacak yani? Başka kimse yok ki. Niko'yu serbest bırakmazlar kesin. Ben tek başıma gittiğimde takas yapamayız. Aa beni el alırlarsa, Lori beni görürse ne yapacağım ben ya? Tek başıma of! Keşke akıl alabilsem birinden. Ne yapsam acaba? Uf, ne olursa olsun artık yapacak bir şey yok. Başımıza ne geliyorsa gelsin artık yapacak bir şey yok. Eğer takas isterlerse teslim olurum. Niko'yu da bir şekilde buraya göndermelerini isterim. O kadar delikanlılar mıdır bilmiyorum. Neyse ya. Sonumuz hayır olsun bakalım. Gidelim yatalım. Saat kaç ya? Lan saat 11.30. Bir şey diyeceğim geç kaldım. Konum atmış mı ki bu şerefsiz bana? Aha. Konum atmış. Hadi bakalım. Şimdi bizimkilerin hepsi uyuyor mu? Galiba uyuyorlar. Dur ben onlara hiç ses etmeden çıkayım hemen. Hem kızın yanına gittim zannederler. Hem de şüphelenmemiş olurlar. Şimdi ne giyelim? Hemen değiştir şu üstü. Dur ya şunu giyip çıkalım hemen. Tamam ben fırladım. Aa benim kendi arabamla gitmemem lazım. Dur nasıl yapsak? Dayının arabasının anahtarını alıyorum şuradan. Şuraya da bir not yazayım. Kızı etkilemek için bugün farklı arabayla gideyim dedim. Dayı aldım arabanı. Heh tamam. Bizim arabayı alır en kötü dayı çıkarsa bir yerlere. Güzel. Tamam. Şimdi Supra ile gittik diye onlar şimdi zannedecek ki kızı etkilemek için başka bir arabayla gittim. Halbuki şu Ferrari'yi şey yapmamamız lazım. Onlara göstermememiz lazım ki olur da bir gün böyle Ferrari ile eve gireriz bir şeyler yaparız. Tanımasınlar. Yani şimdi tabii beni nasıl tanımayacaklar onu da çözeceğiz. Şimdi konum olarak nereye atmışlar? Burada attıkları yere bak. Dağ arasında bir yer anasını satayım. Bunlar beni burada kesecek mi? İyecek mi belli değil yemin ederim de. Of. Hadi bakalım. Sonumuz ayrı olsun. Geldik vallahi geldik. Şimdi buradan araba çıkıyor mu acaba? Yüksek ihtimal çıkıyor ama dur ya ben arabayı burada bırakacağım. Ne olur ne olmaz uzaktan hem gözetleyerek gitmiş olayım. Aynen öyle. Şuradan bir gidelim bakalım. Şu içerideler zaten. Fön yarısızlıkta gölgesi tek dostu. Her adımda bir soğuk korkusuyla yüz yüze. Belirsizliğin içinde bir adım daha ileriye. Fehmi acaba yolun sonu geldi mi?
diye düşünür her adımın sesinde. Ben seni tanımıyorum yalnız. Ha, ben seni çok iyi tanıyorum Fehmi. Ben seni çok iyi tanıyorum. Derdin ne bizle? Sence bir düşün bakalım derdim ne olabilir? Bir düşün. Bilmiyorum ki. Feyzullah'tan şüphelendik ama var mıdır bir bağlantısı? Kenji'yi hatırlıyor musun Fehmi? Yani hatırlıyorum tabii. Ya. Hayırdır onun üst çark falan muhabbetlerim. Üst çark mısın sen? Çarkın hangi parçasısın sen? Fehmi. Sen benim canımı aldın Fehmi. Arkadaşın mıydı? Fehmi. Arkadaşın tam bir o**cuydu biliyor musun? Gençsin, atılgansın. Anlıyorum ama ben Kenji'ye benzemem Fehmi. Derdin ne? Benden ne istiyorsun? Bunu söylesene. Dur dur yavaş yavaş Fehmi. Kanın kaynıyor bakıyorum da. Yavaş yavaş bu işler. Niko nerede? Yanınızda mı Niko? Benim sözlerim daha bitmedi Fehmi. İşim anladın gücüm mı beni? Var hadi. Şimdi beni iyi dinle. Birincisi Kenji'yi öldürmene çok üzülmüştüm Fehmi. Çünkü buralara kadar onunla beraber gelmiştim. Ya yanında olamadım orası ayrı mevzu. Ki olsaydım sonu böyle olmazdı. Ama bir yerde son sözümü dinlemedi benim. Dediklerimi yapmadı. Sonu geldi. Şanslıymışsın o gün orada olmakla. Seni de tebrik etmek lazım. Kenji gibi bir adamı yok etmek de az iş değil. Bana birkaç gün önce bir telefon gelmişti. Bana kimse konak oluşamazdı. Adı Feyzullah'tı galiba. Feyzullah mı? Oğlum adı... sen ne anlatıyorsun dayı? Feyzullah'tan dolayı mı benimle derdin var? Kenji'den dolayı mı? Sen beni hiç gördün mü Fehmi? Hiç benim namımı duydun mu Fehmi? Duymadım. Fehmi, duyacaksın. Bir şey diyeceğim. Yalnız adamlarına dikkat et ha. Çünkü çok güzel ötüyorlar bülbül gibi. Adamlarından bir tanesi eksik bunu fark etmişsindir. Kimin ne konuştuğunu ben çok iyi biliyorum Fehmi. Sen merak etme. Artık bu saatten sonra benim radarımdasın tamam mı? Feyzullah beni aradı. Ne dedi o yavşak? Aranızdaki problem beni alakadar etmez Fehmi. Feyzullah'ı tanımam. Benden bir şey istedi. Yapmamı istedi ve yapabileceğim de bir şey olduğunu söyledi. Şu arkandaki adamlara güveniyorsun değil mi? Kaç kişiler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tek bir adamla görüşmeye 7 kişi mi geldin? Bak söylediğin gibi. Arkamda hiç kimse yok. Üzerimde silah bile yok biliyor musun? Çünkü ben senden korkmuyorum. Ama sen benden korktuğun için 7 tane 8 tane arabayla onlarca adamla gelmişsin. Fehmi ben bu işlere dün başlamadım Fehmi. Feyzullah'ı tanımam zaten. Tamam derdin de söyle. Sana bir soru soracağım şimdi. Sor. Şimdi diyeceksin ki Feyzullah'ı madem tanımıyorsun niye tanımadığın adamla iş yapıyorsun? Bu da sana bir ders olsun şimdi. Yani adam olmayan adam olmayanla iş yapar. O yüzden öyle sorular hiç sormayacağım. Şaşırmadım yani. İsmet Paşa'yı Ankara'ya neden başkent yaptın diye soranlara demiş ki senden yana olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar? Ben de Feyzullah'a seni vereceğim. Feyzullah beni mi istiyor? Feyzullah seni istemiyor. Seni öldürmemek için buradan gitmeni istiyor Fehmi. Buradan gitmemi istiyor şehirden. Fehmi. Zaten Kenji olayından sana bir tutum. Üstüne bu olayın olması da hoşuma gitmedi değil yani. Eğer seni buradan yok etmememi istiyorsan pulunu pırtını toplayıp gideceksin Fehmi. Anladın mı? Niko nerede? Niko nerede? Burada mı? Görebilir miyim Niko'yu? Burada mı? Fehmi. Sana son sözüm buydu. Pulunu pırtını topla git. Hadi gidiyoruz beşler. Toparlanın. Oğlum Niko'dan ses yok mu? Niko'yu görebilir miyim? Alo. Abi şaka gibi ya. Adamların istediği şeye bak. Lan şş, köpekler devam edin peşinden sahibinizin hadi. Yavşaklar sen öyle san oğlum. Niko'yu da o kızı da kurtaracağım lan elinden. Sen bekle. Lan Feyzullah, Kenji. Lan muhabbete bak şaka gibi. Ulan Feyzullah benle daha ne derdin var senin ya? Daha ne istiyorsun bizden? Her şeyimizi aldığın yetmedi mi ya? Oğlum hepinizin sonu gelecek lan. Hepinizin sonunu getireceğim. Şimdi gidip bizimkiler acaba bunları anlatsam mı? Abi anlatayım ya. Şimdi benim evet birazcık ağzıma s**acaklar ama hani neden tek başıma geldim?
onlara söylemedim vesaire. Ama şu anda bu bütün olayları artık bilmeleri gerekiyor. Anlatacağız. Hemen yardıralım, eve gidelim. Şimdi acaba ilk nereden başlasam? Ben gidip bugün bu adamla görüştüğümden mi? Yoksa Feyzullah'tan... Neyse ben sırayla her şeyi, ne varsa bütün gerçeğiyle anlatacağım. Yapacak başka bir şey yok. Telefon mu çalıyor lan benim? Bu kim arkadaş? Yabancı numara ya. Alo. Şey, merhaba. Fehmi, rahatsız etmiyorum umarım. Aa, yo rahatsız etmiyorsun tabii ki. Şey, böyle yani yabancı numara olunca ben şey zannettim, böyle başkasıdır yani falan zannettim. Etmiştim ben, evet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim de şu an birazcık müsait gibiyim. Babamın adamları böyle bir yerlere gittiler toplanıp. Ne arkadaş bilmiyorum. Belki şu an buluşabiliriz. Yani gerçekten mi? Evet. Evden çıkabilirsin yani. Çıkabilirim yani. En fazla önde koruma varsa arkadan çıkarım. Tamam, anlaştık. O zaman ben geliyorum. Seni bıraktığım yerden alayım mı? Olur. Tamam. Oraya geliyorum. Tamam. Ben de hemen geliyorum oraya. Tamamdır. Görüşmek üzere baba. Görüşürüz. Vay. Neymiş? Babaları evde değilmiş. Adamlar falan komple bir yere gitmişler. Acaba nereye gittiler? Aha kızım. Bir haberin olsa bir şeylerden. Dur şimdi, bunun evi neredeydi? Aa! Oha! Lan buradayım zaten. Tamam. Dur bir dakika. Şurada, o zaman şurada bir yerlerde bekleyelim biz. Ama o şimdi beni tanımayacak. Farklı arabayla geldim. O zaman ben arabanın önünde durayım. Heh, tamam. Dur, kıyafetimiz, kıyafetimiz, her şeyimiz güzel mi? Heh, tamam, her şeyimiz iyi. Tamam. Nereden doğru gelecek o? Uy. Aha geliyor. Vallahi geliyor. O değil mi? Dur bakayım. Oo, aynen o. Buradayım, gel. Gördüm. Heh. Gel, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hadi gidelim. Nasılsın? Gel, hadi. Tamam, atla. Evet. Çok güzel olmuşsun arabayı bu arada. Teşekkür ederim. Arabayı aynen ya. Şey, böyle bakıyorum işte böyle. Canın hangisini istersen onunla biniyorum ya. Böyle değişiklik daha güzel oluyor. Sen nasılsın? Ben biraz iyiyim ya. Dün akşam hallettim. Allah'tan babam evde yokmuş. Peki adamları falan geldikten sonra bir şey söyledi mi? Yok, bir şey söyledi. Ben odamın kapısını kapattım, sonra odama gelmeyi pek tercih etmiyor. Anlatmışlardır büyük ihtimalle olayı. Babana anlatmışlar mıdır olayı, sen gittiğini? Ya benim gittiğimi, taksiye bindiğimi falan söylemişler. Hani taksiye bindiğini düşünerek söylemişler. Onlar görmedi o zaman. Hiç görmemişler bu arada. En büyük şansım oradaydı zaten. İyi süper, tamam. Şimdi bugün ne yapmak istersin, bana onu söyle sadece. Bilmiyorum ama böyle eğlenmek... Aa, parka gidelim mi? İster misin? Tamam, gidelim hadi. Gidelim evet. Anlaştık. Bayağı oldu buraya gitmeyelim. Dur, o zaman hemen şuradan bir konumu işaretleyelim. Sen şimdi Luna Park'a da o adamlarla gidiyorsun değil mi tabii? Sorma ya. Adam dibime oturuyor ya. Ben ya bir süre sonra gerçekten çok gülüyorum ama yani çok can sıkıcı bir durum oluyor. Tamam, merak etme. Bugün doyasıya eğleneceğiz. Eğlenelim ya. Kafa dağıtmak o kadar çok istiyorum. Kendi aynen. Babanın büyük ihtimal meşgul olduğu başka bir şeyler var. Ya büyük ihtimal bir yere gitmişlerdi. Umurumda değil fazla yani şahsen. Aman boşver. Saçma sapan işlerle uğraşıyorlardır kesin yine. Ucu şey olmasın da yani. Gelip sonra evde bir şeyler olmasın da bağırış. Sana yansıtıyor mu olayları? Az çok yansıtıyor gibi yani ya. Böyle evde bir aşağıda bağırış çağırış oluyor. Ben hiç dinlemeyi tercih ediyorum. Ya evet tabii canım. Normal. Bak geldik ya. Bayağı da tek başıma geldim. Aşırı heyecanlandım şu an. Dur bir dakika. Hop, yanlış yere gidiyordum az da. Arabayı şöyle bırakalım ya. Bir yere park et. Aynen, arabayı şöyle bıraktım. Ben bayağıdır gelmeyince bir tuhaf ettim. Bir güzel olmuşsun ya bugün. Ekstra sanki. Teşekkür ederim. Ya öylesine bir hemen kıyafetleri geçirdim, çıktım hızlı çıkacağım diye de. İyi yapmışsın. Umarım şimdi... kapalı değildir. Yok canım, kapalı değildir. Açtırırız ya, hayırdır. Açtırırız, hiçbir problem yok. Hangisine binmek istersin? Hangisine binelim? Bence dönme dolaba binelim. Hadi binelim. Şehrin manzarası çok güzel oluyor biliyor musun yukarıda? Evet bu arada. Bu arada sen nerelisin? Sen sanki buralı değilsin gibi. Yok, buralı değilim evet. Nerelisin? Evet. Memleket nere gibi oldu? Ben şey, Rus doğumluyum ya. Rusya'da doğdum ben. Doğdum büyüdüm. Sonra büyüdüm diyeyim de hani çok küçük yaşta buralara gelmişim. Buralara getirmişler beni. Ha, yani buralısı sayılır. Aynen. Buralısı aynı. Sadece sayıdır yani. Anladım. Ya benim hikayemi anlatsan o zaman büyük ihtimal şok geçirirsin. Ben de... Benim buralarla hiç alakam yok ya. Ben daha buralara geleli sanırım 3 yıl falan oldu. Ben Türk'üm normalde. Türkiye'den geldim. Hiç Türk gibi değilsin, yalan söylemeyeyim şimdi. Nasıl? Türkler nasıl olur ki? Nasıl? Pek de görmedim yani. Ya şimdi o Türkleri televizyonlarda, filmlerde falan böyle saçma sapan gösteriyorlar. Yok Arapmış falan gibi böyle. Sen kesin öyle bir şey zannediyorsundur da alakası yok. Öyle bir şey evet. Yani hiç alakası yok. Biz koskoca cumhuriyet ülkesiyiz. Öyle Araplarla falan işimiz olmaz. Ama maalesef ki dizilerde, filmlerde öyle gösteriyorlar. Orayı çok
çok beğeniyorum yani. Elimde olsa gitmek çok istiyorum. Hani Türkiye'ye mi? Evet. Aa, bir şey diyeceğim. Rusların hepsi orada, sen hiç gelmedin mi ya? Sence gelebilir miyim? He, tamam şey, o konuyu unutuyorum ben ya. Hiç önemli değil. Bir tık gelmem zor zaten. Evet evet, sen de haklısın. Bir taraftan bileceğiz buraya. Aha dur dur dur, gel. Aa, dur, hadi gel. Hadi binelim bakalım. Şehrin mağazası aşırı güzel dediğin gibi. İnanılmaz seviyorum ya bu şehri. Böyle var ya, onun manzarasını izlemek vesaire çok güzel oluyor. Ama benim birazcık midemi tutuyor bu makineler. Neden bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İyi geldi bana ya. Aslında tam tersine tam iyi geldi gibi. Güzel güzel. Şöyle bakayım. Gözlerin içi parlıyor zaten ya. İyi gelmiş bence. Evet evet. Şu an bir de biraz mutluyum. Biraz heyecanlıyım da bir de ondan olabilir. Olabilir. Şimdi eğer sen mesela bak Türkiye'ye gitmek istiyorsan Türkiye'ye de girebiliriz seninle diyeceğim ama nasıl olacak? Ya mükemmel. Ya benim sürekli gittiğim bir kız arkadaşım var. Sürekli evinde kaldığım. Sadece ona izin veriyor babam. Küçüklük arkadaşım süper olduğu için. Onunla konuşsam bir şeyler yapabiliriz belki. He, sanki onda kalıyormuşsun gibi falan. Onu oraya korumayla gitmiyor musun? Ya korumayla gidiyorum da eve girmiyor. Evin önünde yani bekliyor. Aynen. Dur bakayım, ona bir güzel abi planlar yapmak gerekebilir. Evet evet. Bir de o da biraz onun da ayrısı katı diyeyim. Onun da ayrı. Şimdi aynı kadar yaşıyoruz ya. Hadi ya. O zaman evin önünden gireceksin. Adam da evin önünde kalacak. Sen de evin arkasından çıkacaksın gibi bir şeyler olması lazım. Aynen öyle. Çünkü diğer adamlar bizim adamlarının bile eve girmesine izin vermiyor. Çünkü hani kız kız olduğumuz için. bak ama sen mesela bugün çıktın gayet de bir şekilde. Böyle başka zamanlarda da çıkmıyor musun? Yani çok nadir ya. Ben genelde bir tık ev kuşu gibi olduğuma alıştığım için ev birazcık kuşu da alıştın değil mi? Evet evet. Olsun olsun, güzel güzel. Var mı hani başka makine? Ne ama bakalım var mı? Şey bak var gel ya. Gel gel şeye, şu roller coaster'a binelim. Hadi binelim. Ay, gel 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 gel. Umarım. Yok ya, ne olacak? Bak abi, kapalıymış normalde. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kapalıysa kapalı kardeşim, ama bize açacaksınız. Ay, ya keşke. Deniz o kadar güzel gözüküyor. Değil mi? Ama yukarıdan daha güzeldi. Evet bu arada. Böyle sonsuz gibi ya, çok hoşuma gidiyor. Evet evet, kesinlikle. Güzel şehir ya burası. Evet ama ben sıkıldım yani, bilmiyorum ya da... Sen daha dur, şehri gezememişsin ki daha. Nasıl sıkıldın? Sen şehrin tadını çıkaramamışsın ki. Bu şehir bana dar ettiğin için o yüzden... Olabilir, olabilir. Dur bakalım, şimdi gel. Galiba bunun kapanmasının sebebi bozuk olması olabilir mi ya? Bence de bozukluk var. Galiba yani bozuk olduğu için, bozuk makineyi tabii bizim için çalıştıramıyorlar. Tamam tamam, yapacak bir şey yok, devam. Olmazsa gel şöyle bir yere oturay, bak yine sahile gidelim. Çok güzel mesela. Olur, tamam, nasıl istersen. O zaman arabayı da alalım mı? Olur. Ayşe bir şey yok. Şey yapalım, şöyle devam edelim biz. Araba neredeydi, şurada mıydı? Evet evet, oradaydı. Ya şey böyle, böyle arada böyle bir kas çalışasım geliyor da. Hiç önemli değil. Böyle şey yapamıyorum biliyor musun? Dayanamıyorum, böyle bir asılacağım bir yer gördüm. O zaman hadi gidelim. Biz arabayı ne tarafa koymuştuk ya? Şu taraftaydı ya. Ha, şu sol tarafa koyduk. Ben girince olması lazım, evet evet. Kendinden bahset ya artık biraz. Böyle neler seversin, nelerden hoşlanırsın. Böyle babandan daha çok bahsettik yemin ediyorum. Ya genelde kendimle fazla konuşmayı sevmem kendim hakkında. Olsun. Sahile gidince konuşalım mı? Tamam, yürürken konuşamıyor musun? Evet. Tamam peki, öyle olsun. Odaklanamıyorum diyelim. Tamam, anlaştık. Gel şöyle senin kapını açayım. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Teşekkür ederim. Oy oy, hadi Fehm yaparsın oğlum. Şimdi şuradan mı geçsek direkt? Şuradan bağlantı var mıydı acaba ya? Galiba yoktu değil mi? Ben de çok gelemiyorum biliyor musun buralara? Seninle beraber böyle gelmek güzel oldu. Şu merdivenlerden insek kimse görür mü acaba? Bir şey olmaz bence. İneyim değil mi? Dur. Bir şey olmaz. Bir şey yok, bir şey yok arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Allah Allah, sanki tamam bir şey gördüm. Allah Allah. Nedir kardeşim, alt tarafı merdivenden indik. Sanki kendileri merdivenden inmiyor değil mi? Ha tamam, biz birazcık arabayla inmiş olabiliriz tabii. Görmezden tamam gelsin. Boşver boşver. Tamam o zaman böyle duruyorum. Tamam. Hoppala. Evet. Kendinden bahset bence artık birazcık ya. Bence de bahsetmem gerekiyor. Ama sonra sen bahsedeceksin. Anlaştık. Ne yapıyorsun bakalım? Neler seversin? Nelerden hoşlanırsın? Bu hep babandan bahsettik ya. Baban dışında bir şeylerden konuşalım. Ya sorma ya. Ben babamın işlerinden nefret ediyorum. Hani gerekirse bir holdingi var. Onu bana bırakmak istiyor falan filan. Ama tam tersi, ben hiçbir şey istemiyorum bu şehirden. İlk amacım şehirden gitmek zaten biliyorsun. Ya. Ve şehirden gitmek, uzaklaşmak. Ya şimdi tamam da bunu babandan dolayı istiyorsun ama. Babamdan dolayı istiyorlar ama hani bilmiyorum, dar geliyor bana ya. Sanki ya düşünsene bu arada, dışarıdaki kızların herhalde %90'ı %95'i
senin hayatının hayalini yaşıyordur ya. Bir holding kalacak babadan falan böyle, o onu yönetecek hazır mis gibi. Oh! Ama içeriği bilmiyorlar. İşte içeriği bilmiyorlar tabii canım, zaten öyle. Için. Neydi şey derler ya işte, işte içi, dışı seni içi beni yakar mıydı, öyle bir şey. Aynen. Tam evet, olarak işte. Öyle gerçekten de. İşte. Böyle bir ev, küçük bir evim olsun istiyorum mesela. Çok güzel olur mu? Kendim düzenleyeyim edeyim. İşime gideyim geleyim. Kendi işimi açmak o kadar çok istiyorum ki. Kendi işim olsun yani. Böyle ne bileyim yani, bir şey oluyor sanki evde oturuyorsun da boşa para geliyor gibi yani. Babamdan tamam. Ya evet evet, böyle bir hayat amacı yokmuş gibi değil mi insanın? Aynen, sadece oturuyorsun ya. Mesela bilgisayar başında oturuyorum ve heves almıyorum. Ne yapıyorsun, bilgisayar oyunu falan oynuyor musun? Evet ya, oynuyorum yani. Oynuyor musun gerçekten? Çok oynuyorum ya. Ne oynuyorsun? Valorant'tır, GTA'dır işte. Hadi. Ben de GTA hiç, o GTA'dan çok bahsediyorlar da bir ısınamadım, hiç oynamadım oyunu ya. Ya az çok ben de oynuyorum da en çok Valorant sarıyor. Ben CS'ciyim, ben CS çok oynardım. Böyle son yıllardır hiç oyun oynayamıyorum ama iş güç dönemden dolayı. Ah be, az oynamadık. Sana da bir tane dizeriz, beraber oynarız. O oyuncu sistemi dizelim, olur oynarız beraber, anlaştık. Evet, evet. Ya bizim ya... şey var, Niko var. Ona aslında böyle bir sistem dizdik. O da daha 7 yaşında, böyle bizim kardeşimiz diyebiliriz böyle. Öz kardeşim değil ama öz kardeşim diyebiliriz böyle, çok tatlıdır. Ona dizdik yeni bir sistem, oradan oynarız. Olabilir. Ben de diyorum Art'tan keşke bir tane kardeşim olsaydı. En azından evde... Niko da Rus biliyor musun? Aa, ciddi misin? Aynen, annesi Rus, babası Endonezyalı. Endonezyalı. Onu bir söyleyemiyoruz. Asla başaramadık onu. Aa, nasıl bulmuşlar ya birbirlerini? Ya bizim sen dayıyı tanısan var ya, bayılırsın. İnanılmaz bir çar ya. İnanılmaz bir çar ya. Ne yapıyor mu? Konuşması sarıyor mu? Konuşması sarmaz mı ya? Neyi sarmıyor ki? Bak tam bir ayran aşığı, tamam mı? Ayran düşkünü böyle. Böyle 3 kadehi içsin, hemen başlıyor böyle şeyden. Hemen başlıyor Serdar Ortaç'tan poşet falan söylemeyi. Bir gör, dans ediyor falan bir de. Böyle bir 60 yaşında falan, 60 yaşında civarında bir adam düşün böyle. Tombik böyle göbekli. Dans ediyor böyle çocuk gibi. Öyle bir karakter. İnanılmaz bir adam ya. Bayağı işte eğlenceli bir insan ya. Niko onun çocuğu. Gitmiş Rusya'dan haberi olmadan çocuk peydahlamış. Gelmiş bize diyor ki benim çocuğum varmış. Biz de sonradan öğrendik. Kendisi de bilmiyordu gerçi. Hızlı zamanlarıymış tabii tabii. Bayağı. Dayı bizim hep hızlıydı gerçi ya. Hala hızlı da şimdi birazcık bir abayı yaktı. Bizim Elif abla var ona. O yüzden bir... Düğün var o zaman yakında. Vallahi bilmiyorum ki. Bu Rusya işlerinden sonra işte, Niko işlerinden sonra birazcık Elif abla çekti elini tabii. Ya şimdi hayırlısı ben de bakalım. Düşünsem garip gider yani. Çekmesi çok normal. Tabii canım, aynen öyle. O zaman ben de kendimden bahsedeyim biraz. Dayıdan bile bahsettik anasını satayım. Seni dinliyorum tabii. Ya benim nasıl oldu biliyor musun? Ben bayağı... zor durumdaydım Türkiye'de aslında. Bayağı böyle sıfır. Benim hiçbir yakınım yok. Anne babam yok. O yüzden sana hatta ilk görüştüğümüzde böyle sen baban hakkında kötü konuşunca hani böyle bir şey demek isteği geldi içimden. Hani ya kötü de olsa en azından var gibi, anladın mı? Benim hiç anne babam olmadı. Yetimhanede büyüdüm ben. İşte Türkiye'de de sokaklarda sürünüyordum resmen. Türkiye'de maalesef bu enflasyon oranlarıdır, bu krizdir vesaire birazcık sıkıntı durumlarda. Böyle saçma sapan bir hayatım vardı. Sonra bir şans güldü yüzüme. Böyle bir buralara gelecek parayı buldum. Geldim buraya, böyle bir işe girdim. Böyle küçük 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 yükselttim, yükselttim, yükselttim derken buralara kadar geldik. En düşükten en yükseğe. Aynen öyle, böyle en dipten en yükseğe. Böyle garip bir hayat hikayem var benim de. Ama bak, okumadım da ben baktığın zaman. Sen okudun değil mi? Hı hı. Bak ben baktığın zaman okumadım da. Ama bu hayat o kadar fazla şey öğretti ki. Ya görüyorum mesela çevremde çok fazla okumuş etmiş insan var. Yok ya, okumakla olmuyor yani bir şeyleri öğrenmek, gelişmek, olgunlaşmak. Aa, bak hayat mesela... bitirmişsin. Aynen, hayat okulunu bitirdim. Tam öyle. Çok klişe bir cümle diye kurmayayım demiştim ama. Yok ya, hayat okulunu bitirmişsin. Yani. Hayat okulundan geçtik biz. Aynen öyle. Vallahi öyle işte benim de ya. Sonra geldim buraya. İşte işler kurdum, batırdım. İşler kurdum, batırdım. Sonra bir iş kurduk. Çok yükseklere ulaştı vesaire derken öz kardeşimi buldum. Yıllar sonra o geldi dolandırdı falan, böyle saçma sapan olaylar ya. Öz kardeş de yapmaz bir insanım ya. Öz abim bir de, sorma. Ya bir de o da kötü durumdaydı. Aldım getirdim buraya. Ona iş kurdum, mekan açtım, arabalar aldım, ev açtım. Sonra gitti. Neyimiz var, neyimiz yok? Çaldı resmen ya. Sonra ne yaptık? Pes etmedik. Tekrardan hepsini tekrardan kazandık. Daha da kazanmaya devam ediyoruz. Hayran oldum bu arada gerçekten. İşte yani. Bence
babana rağmen sen de hayalin olan her şeyi yapabilirsin bence istersen. Ya ben zamanında kaçacaktım buradan. Tüm her şey hazırdı. Ben pasaportumu hazırladım. Yani sahte pasaport çıkarttım babam beni bulamasın diye. Kendimi öldü gösterecektim hani. Ne diyorsun ya yapmaya, o kadar. O kadar yapmaya planladım. Ama bil ki ya bir yerden öğrenmiş. Yani ben de bilmiyorum nasıl öğrendiğini hala daha söylemiyor. Öğrenince bayağı bir zor durumlar da yaşadım. Hatta ben neredeyse bir iki ay evden çıkarmadı. Hani çok garipti ya. Hani ev hapsi gibi bir şey oldu. Ya. Ama yapacaktım yani ama bir yerden öğrenmiş. Demek ki zamanı değilmiş bak. Evet. O doğru zaman geldiğinde bence sen bunu yapacaksın. Ve o hayalin olan her şeyi gerçekleştireceksin. Ben sende o gücü görüyorum. Bak başka bir kız olsa senin yerinde. Gerçekten inanılmaz böyle nasıl denir? Hani yanlış anlama öyle değilsin zaten. Hani böyle çok daha böyle pısırık. Böyle çok daha içe dönük. Tam depresyon karakteri olurdu. Ama bence sen yine de her şeye rağmen bence çok güçlü gözüküyorsun. Ayrıca çok güzelsin. Ay, teşekkür ederim. Gerçekten yani şurada konuşmam bile çok iyi geldi ya. Belki annem olmasaydı belki babamdan daha az nefret edebilirdim yani. Eğer özel değilse annene ne oldu? Sana güveniyorum, anlatacağım. Ya aramızda tabii ki. Şey ya, o kadar büyük bir şey değil. Yani annem, babam annemi aldattı. Bunda bir benim doğum günümde öğrenmiştik biz. Böyle bayağı kıyamet falan koptu. Doğum günümde hani partimi yaptığım yer gerçekten çok uzak bir yerdeydi. İşte orada arabayla dönüyorduk. İşte babam sarhoş ama annem bağırıyor, çağırıyor falan. İşte babamın kafası attı bir anda uçuruma doğru kırdı falan. Nasıl hani, ya? Arabada sen de varsın. Evet evet vardım ben de. İşte ben de çok zor hani bayağı bir yoğun bakımda yatmak zorunda kaldım ama annemi o yüzden bayağı bir kaybettim yani. Öyle. Anladım. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. O günden sonra pek fazla doğum günümü kutlamak da istemiyorum diyeyim. Anladım. Ya şimdi ne denir bilmiyorum ki. Ya birazcık. Yani ben olsam ben de herhalde nefret ederdim babamdan. Bir de şu yaptığı pis işler zaten tepemin tasını attırıyor yani. Evet, kesinlikle. Oy. Olmasaydı. Olsun ya ama. Yapacak bir şey yok. Olan her şey sonuçta böyle bir ders çıkarmamız için oluyor. Eğer mesela başına bunlar gelmeseydi, böyle bir baban olmasaydı, öyle bir annen olmasaydı veya annenin başına o kötü olaylar gelmeseydi, şu anki Lori olmayacaktın sonuçta. Belki de daha tamamen saçma sapan daha kötü bir kız olacaktın belki de. Olabilirdi yani. Belki her şey de, olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ya belki de kesinlikle böyle hani ne oluyorsa böyle bir sebebi olduğundan deriz ya. Hı hı. Belki de öyledir gerçekten. Ben sana inanıyorum. Sen bütün hayallerini, istediğin hayatı kuracaksın. İstiyorum ya. Umarım yaparım yani. Ve bak bundan sonra eğer sen de istersen ben senin her zaman yanındayım bir yolda. Her konuda destek olurum senin için. Çok teşekkür ederim bu arada. Hani tek destekçim sen olabilirsin yani şu sırada. Ya arkadaşım ama bile bak, buna ümit vermiyor yani yapacağıma. Bak tamam tek destekçin olabilirim ama iyi bir destekçiyim yani. Böyle bayağı 200-300 destekçiye kadar yeterim. Çok teşekkür ederim. Hani uzun zamandır da böyle hissetmemiştim yani bayağıdır. Sanki boğazından hani bir boğazlı yaka olur da çıkarırsın ya öyle rahatlık olur. Şu an öyle bir hissedeyim yani. Güzel, çok sevindim. Taşlarımı dökmüş gibiyim. Güzel, çünkü aynı şekilde ben de öyle hissediyorum. Bu iş, güç vesaire böyle o kadar fazla yoğunlaşıyoruz ki gerçekten hayatı kaçırıyoruz ya. Hayatın aynen, güzelliklerini, aynen. Hayatın gerçek anlamını. Tek derdimiz para olmuş böyle bir bakıyoruz. Gerçekten üzücü. Çok üzücü aynen. Ama olsun güzel. Sen bence gayet pozitif bir kızsın. Her şeye rağmen. Her şey de yoluna girecek eminim. Her şeyi hani olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum yani. Uzun zamandır hani böyle düşünüyorum. Normalde böyle düşünen bir insan çok karamsardım. Son zamanlarda biraz böyle diyorum oluruna bıraktım ama olumlu da düşünüyorum. Yani garip bir isteğim. tamam ben seni anladım. güzel. İyi bir şey diyeceğim bak. Şehirde böyle gitmek istediğin bir yerler var mı başka? Böyle bir gezelim dolaşalım. Bak şehri görmediğini söylüyorsun ya. Bu şehir sevilmez mi ya? Bilmiyorum şu an var gel, ya. Gel ben seni gezdireyim birazcık. Olur. Böyle sahilde dur nereye kadar? Şimdi bak nereye gidelim biliyor musun? Alışveriş mi yapsak? Yok. Edersin. Olur nasıl istersen. Çünkü yani. Oo, hemen dışarıya çıktın böyle 40 yılın başında bir dışarı çıktın hemen alışveriş değil mi? Evet. eve geliyorlar falan ben sevmiyorum biraz da mağazalara bakmak istiyorum. Tamam aha bak mesela yakınız zaten buraya uğrayalım istiyorsan. Olur hemen bakalım. Tamam şöyle hoppala. Şimdi yaz geliyor tabii. Yazlık ne yapacaksın? Yazlık kıyafetlere mi bakacaksın? Yani çoğunlukla elbiseye bakarım gibi geliyor ya. Hadi bakalım fazla tamam. Fazla böyle yapan bir insan değilim. Ama şey yapma ha. Giyip çıkma istiyorsan. Sen nereden geliyorsun böyle hayırdır demesinler?
Yok yok sadece alıp çıkacağım. Bak eve gidince de şey dersin ya en kötü yakalanmışsan. İşte kız arkadaşlarımla şey yaptım. Yani, alışverişe çıktım. Şey izin, ya, da... izin vermiyorsunuz kardeşim ne yapayım ben de tek başıma gittim alışverişe çıktım falan dersin. Olmazsa Mia yarar bizim eve geldiğini gösteririm ya onu konuşuruz. Aynen. Aynen. Merhabalar bu arada. Merhabalar iyi günler. Merhabalar iyi günler. Şöyle dolanıyoruz şöyle bakıyoruz bakalım. Tamam hoş geldiniz hoş geldiniz. Elbise bölümü nerede acaba tam olarak? Elbise bölümlerimiz bu tarafta var. Ne tarafta? Şu tarafta. Şu tarafta var. Tamam. Bir de bu taraftan bakabilirsiniz bu şekilde. Tabii. Yeni yazlık sezonlarımız da yavaş yavaş gelmeye başladı. Çok iyi bu arada. İleride de vardı galiba. Bak gel gel evet. Burada güzel şeyler var bak gel. Bir sürü çeşitimiz var. Yeni yazlık sezonlar geldi. Güzel güzel tamam. Buradan da bakalım şöyle efendim. Ben buradan bakarım bir şeyler yine. Seç beğen al. Dükkan senin istediğini al. Şimdi dur bakalım. Burada... Ama burası sanki bir erkek yoğunmuş gibi ya. Erkek kız birleşik beyefendi. Unisex galiba. Aynen karışık. Evet, evet. Yani evet, böyle karışık olmuş ya böyle bir gözüme erkek şeyleri varmış gibi takıldı böyle. Evet ama olsun bizim. Şu ileride blazer ceketler vardı onlara da bakalım. Bak bakalım. Ben de tam şu an yanında şey olayım. Şu ne erkekleri deniyordu ya onlara böyle. Bütün kıyafetleri taşıyorlar ya böyle peşlerinde. Neydi onun? Ona bir şey diyorlardı da. Bir şey diyorlardı da ben de unuttum adını. Evet. Neyse boş ver. Aynen, biz neyse. Anladık. Gelmişken ben de mi bir şeyler alsam ya? Şöyle bakayım bir. Bunun yeşil rengi çok güzelmiş. Alabilirim. Kesinlikle. Al. Bak burada ne görüyorsan bak. Burada ne biçim saçma sapan bak erkek kıyafetleri de var. Onları bile giysen sana çok yakışır zaten. Bu yeşil ceketi alalım. Bu modern zaten en çok tutan modelimiz yeni geldi. Evet çok güzeller. Tamam. Ben şu yeşili alayım. Tamam aldık onu. Peki. Olmaz da bir şey olmaz. Zaten değiştirebilirsin gelip sonrasında şey var. Tamam. Şu beyaz ayakkabıyı da alalım biz. Tamam. Kız ne güzel alıyorsun böyle işte denemeden falan. Kaç numaraydı acaba? Kaç numara? Kaç numara? 37.5. Tamam. 36.5. Tamam. Bunu da aldık. Şu beyaz şapkayı da alabiliriz. O da olur. Tamam. Onu da alalım. Ben artık alıştığım için direkt kendi bedenimi tekte bulabiliyorum ya. Öyle söyleyeyim. Vallahi helal olsun. İnanılmaz ya. Şunları ben bir kasaya getireyim. Ben şey demiştim tam böyle. Girdiysek ha buraya birkaç saat buradayız demiştim ama. Ay yok yok. 2 dakikada hallettin. Nasıl yaptın anlamadım. Stilistlerden alışkın olduğum için böyle yine önüme getiriyorlar. Ben kendi bedenimi artık alıştığım için tekte bulabiliyorum. Gözlükler varmış. Gözlük deneyebilirim. Şunları koyalım. Bak ne istiyorsan. Dur bakayım ben de bakayım bari kendime bir şeyler. Bak bak tabii. Tamam gibiyiz ya. Hani... Tamam mısın? Ben almayacağım bir şey ya. Al da bakalım gel gel hadi. Aa, bugün senin günün. Bugün senin günün. Ama sana da bakalım olmaz. Sıpatik bana dışarı. Valla size güneş gözlüğü çok yakışır. Bana mı? Alalım mı? Evet. Evet evet deresin. Öyle mi diyorsun? Evet. İyi, hadi ver bakayım bir tane deneyeyim. Vereyim şöyle. Oo, bak sana daha çok yakıştı ya. Hayır ya sana daha çok yakıştı bu arada. Bak, dur bekle bakayım şöyle aynadan bakayım bir. Aynadan şöyle bakayım. Ya şeye döndüm yemin ederim ya. Tam böyle bu Matrix'tekiler var ya. Ama tam size açtı beyefendi. Gerçekten mi? Ya, evet. Büyük bakalım yani, bu gözlüğü bakın inanın söylüyorum kaç kişi denedi çıkardı ama en çok size yakıştı. Kaç saat burada çalışıyorum. Lan oğlum tam esnafsın ha yemin ediyorum. Olmazsa daha büyük canlı bir şey deneyebilirsin ya. Öyle mi diyorsun? Ya ben almayayım ya. Ben almayayım ben almayayım. Hadi ben sevmiyorum. Ben alayım hadi ben de. Ama hadi. Seninki güzel oldu bak. Ben bunu da aslında tam beğenemedim gibi de oldu da. O zaman ben bunu alayım sen de sana da bir tane deneyeyim hadi hadi. İyi tamam. Tamam hadi. Bu nasıl oldu? Bu daha iyi oldu bu arada. Diğerinden daha çok yakıştı. Evet. Sekretele benzedim bu sefer de. Hayır ya öyle bir şey mi? Tamam tamam sen beğendiysen alıyorum. Evet. Tamam sen de onu alıyorsun değil mi? Evet ben bunu alıyorum bu arada bana bayıldım. Anlaştık. Tamam bizim şu şeylerle beraber, bütün kıyafetlerle beraber gözlükler dahil olsun. Gözlükleri hiç çıkarmayalım. Ay hiç çıkarmıyorum. Direkt okutursunuz oradan. Ne kadardı bizim borcumuz? Şöyle toplam tutarınız 20 bin dolar. 20 bin dolar tamamdır. Ben hemen hallediyorum. Hayır ben yapayım. Ben alışveriş ben yaptım. Hayır canım saçmalama ya. Hayır bana alışveriş yaptık. Sinirlendirme beni bak bugün senin günün. Tamam verdim işte bir şey yok. Tamamdır teşekkürler. İşinizi vereyim. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Günler. Ben aldım bak. Günler, günler. Ya saçmalama neyi mi açmıyorsun? Alt tarafı iki tane kıyafet aldık ya. Ben böyle şeylerde biraz utangaç bir insanım da. Hayır hayır hiç önemli değil. Saçmalama. Tamam, gel bak şöyle. O zaman şimdi saat iyice geç oldu. Gel şöyle oturalım bence birazcık daha sohbet edelim. Ondan sonra da kaçarız. Aynen aynen. Anlaştık mı? Anlaştık. Artık telefon numaram bende de var. Evet. Artık ben de arayabilirim, mesaj atabilirim bence. Tabii ki siz ne zaman arayabilirsin. Telefonla tamam. Karışacak değiller. Ha, onu diyecektim ben de. Karışmıyorlar değil mi? Ya karışmıyorlar o kadar da değil yani. Oh, karışsa ben bu sefer karşı çıkarım yani. Her şeyi yapıyorum. Bence de bir
şey olurdu. Artık sıkıntı olurdu. Bu arada her şey için çok teşekkür ederim. Yani ya. Ben böyle konuda çok utanan bir insanım. Hayır ya lütfen lan. Böyle teşekkür meşekkür hiç gerek yok ya. Daha dur, seninle daha neler yapacağız. Daha dur, bugün ne yaptık? Bugün daha sohbet muhabbet ettik. Daha birbirimizi tanıyoruz. Bu doğru, evet. Yani bugün daha için de şey artı olarak bugün için de çok teşekkür ederim yani. Ya. Ve kaçabileceğim bir insan olması çok hani iyi hissettiriyor. Rica ederim, rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim böyle beni dinlediğin için. Ve gerçekten dinleyen insan bulmak o kadar zor ki artık bu hayatta. Böyle anlaşılabileceğin evet, bir insan bulmak vesaire. Gerçekten eziyet biraz. Ama sen hem çok iyi bir kızsın hem çok güzelsin, onu artık söylemiyorum. O ayrı bir parantez. Ya ne bileyim işte, anladın sen beni. Ben de şey yaptım. Anladım ben seni. Ben aynen, ben de böyle konuşamıyorum. Ben de bir şey yaptım. Ben de bir utandım. Niye öyle oldu anlamadım ama. Bir şey olmuş. Sakiniz. Öyle işte. Kendimi öyle avutuyorum şu an, evet. O zaman acaba en yakın ne zaman yine çıkabilirsin ki eve? Evden. Mükemmel bir soru. Hiç bilmiyorum. Belki Mia ile konuşursam, hani kız arkadaşımla belki konuşursam öyle ayarlayabiliriz. O zaman şey yapalım. Biz telefonda haberleşiriz yine. Aynen aynen. Ben sana yazarım zaten. Eğer çıkabileceğim bir ayarladığım bir şey olursa yazarım, sonra arışırız. Anlaştık. Tamam tamam. Öyle işte. Güzel. Anlaştık. Bu da bayağı karardı ya, ama güzel bir gün. O var karar. Der... Eyvah. Bir şey diyeceğim. Dur. Sen şey yap. Sen şu aşağı doğru gitsene. Sen şu aşağı doğru git. Ben gidiyorum. Tamam, sen şu araya doğru git, beni bekle. Lan yine mi sen push tenlörünün etrafını görmeyeceğim demedin mi? Öyle mi dedin? Öyle dedim. Seni bir daha onun yanına görmeyeceğim. Ama etrafındayım. Anlaşılır bu sonu değil hikayenin. Lori'nin gözleri dolu, Fehmi'nin yüreği ağır. Bu buluşma, bu sırlar, aşkın ve planın savaşı. Lori'nin masumiyeti, Fehmi'nin vicdanıyla dans eder. Her şey bir yalan, ama gerçek kadar acı değil. Tüm bu plan mı mahvolacak? Lori Fehmi'den etkilendi ama her şey bir yalan. Fehmi vicdanıyla baş başa. Lori'nin